La Galiga başlıyor. La Galiga'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizdeyiz. Ben Can. Ben Ömer. Ben Recep. Ve bu hafta sizlerle gittiğim düğünle başlayacak olursak. Evet, çünkü ben bir yerlere gidince burada laf ediliyor ama arkadaş bir yerlere gidince gittiğim düğün oluyor. 4 gün gitti, 4'ünde de yüzdün. Bu bir tatil değil midir? Açıklar mısın bunu? Şimdi şöyle açıklıyoruz. Hemen başlıyorum. Şimdi bir düğün, bir nikah vardı. Nikaha gittim. Sosyal mesafeli oturuyorlardı. Takıyı bile üzerlerine takmıyorsun. Zarfların içinde bilmem ne, her şey altın dahil. Sandığa atılıyor. Sandığa attım. Öpmeden bile 5 metre uzaktan hadi selametle dedim çocuğa ve gittim. Düğüne gelmeye çalışacağım. Akşam yemek düğün tarzı bir şey vardı işte. Düğünler yasak olduğu için yemeğe çevrilmiş. Bütün düğünler. Yani yine aynı şekilde ama tek fark şu, damatlık ve gelinlik giyemiyorlar. Düğün olduğu anlaşılmasın diye. Bir de şey var. Dans falan yok. Yemek de yok. Sadece o zaman içki, niye meze falan. Bunu sadece takı takma ve parayı peşin verdikleri için, iadesi olmadığı için yemeğe çeviriyorlar. Ha, insanlar. Ama de. Yani şey, bir erkeğin hayalindeki düğün. Dans etmiyorsun. Yemek yok. Her insanı ayakta karşılamıyorsun. Dans yok mu? Sosyal halay mesafe yok var ya diye. Ben gittim yok çünkü abi. Benim gittiğim düğünde şöyle oldu. kır düğünüydü bu arada ama biz Ardahanlı olduğumuz için halay çekmeden duramıyoruz. İlk başta normal el ele tutuşmuşlardı. Sonra hani uyardılar falan. Sonra bir araya kurdele verdiler. Yani o kurdeleyi tutarak çekiyorlardı ama bir zaman sonra insanlar gitgide yaklaşmaya başladı böyle. Vallahi sadece gelinle damat dans etti. Bu düğün dansı. Onun hani normalde hani onlar başlar ve sonra devam eder ya, diğer çiftler de katılır falan filan. Evet. Bu nikahta oldu bu arada. Peki benim aklımda böyle bir dönemde niye evlenmeden duramıyorlar sorusu geliyor. Çünkü benim hali hazırda evlenmişlerdi zaten pandemi başlamadan önce. Bu nikah şey, nikah. Gönlü olsun insanların nikahı bu. Göstermelik arkadaşı kıydı nikah, yani öyle düşün. Çünkü şimdi sen geçtiğimiz günlerde gittin. Recep bir ay önce falan gitti. Ben de yarın gideceğim nikaha. Düğüne de gitmedim bu arada. Nikaha gittim dediğim gibi. Ve benim sonrasında da otelde yalnızca 4 kişinin bulunduğu. İkisi ben ve annem. İki de çalışan kişinin bulunduğu. Ya işte çalışanlar var da bir şey yok ki. Yemek falan vermiyorlar. Şeyden. Pandemi nedeniyle artık yemek falan bir şeyler yasak. Fiyat düşürmüşler ama eziyet oldu. Daha fazla kalırız diye düşünmüştük. Kalmadık. Eziyet oldu çünkü. Çünkü her yemek için bir şekilde bir yerler bulman gerekiyor ve sezon sonuydu zaten. Hazır nikaha gitmişken oradan geçeriz falan muhabbet yapmıştık. Ama dediğim gibi 3 gün yüzdüm, 1 gün gittim nikaha ve döndüm. Yeterli bir süre. Bir esmer zaten bir gün bile denizde kalsa yeterince yanıyor. O yüzden gayet memnunum ben. Çiftimize mutluluklar dileyelim ve sıradaki konuya geçelim. Neredeyse birinci yılları bitecek bu arada. Çiftimize mutluluklar dileyelim. Tamam ya. Allah Allah kardeşim. Peki ben evlilik demişken son zamanlarda sık sık karşılaştığım başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu ardarda çıkınca değinmek istedim bu konulara. Konunun ana başlığı geldik gecesi. Şimdi neden bu kadar ilgini çektiği belli. Bu arada ergen çocuk gibi yaptım yani. Gördük, seks dedi. Abi iki tane salak. Video gördüm. İkisi de sanıyorum Türkiye'de geçiyor. Gerdek videosu. Gerdek gecesinden sonra iki tane video gördüm de ben. Yani amatör. Yani hemen... Yanlış anlaşılmasın. Türk amatör ne kadar gelişmiş ya beyler, yani acayip olmuş oğlum. Abi birisi canlı geldik. Herkes bir arada yorganın altına giriyorlar. Hani böyle bir ortam var. Bir tanesi de ertesi gün kanlı çarşaflarını böyle mahalleliye gösteriyor. Ben bakın bir şey yaptım diye, yani daha nasıl bir şey atabilirim. O şey ama o eski Anadolu geleneği aslında. Eski Anadolu, öyle mi? Eski de değil normalde o şey yani. Eski değil ya. Eski çok değil, evet hala şey var yani. Ama şey, ne kadar iğrenç bir şey, ben bunu yeni damadın gördüm. Damadın annesi hakikaten alıyor şeyi, normal onu hani kızımız şey diye göstermek. Bir de hani böyle eskiden dışarı asılırdı ya çarşaflar falan kurusun diye. Aynen. O şekilde asılıyor falan. İğrenç ya. Kırmızı kurdele falan, yani yanında çocuk gibi kalıyor. Hani
masumluk olarak anlamında. Ya aşırı şey ya. İğrenç bir şey. Ve hani birlikte neden yorganın altına giriyorlar? Yani anlamadım ben onu. Bilmiyorum, diğerleri neden bu olaya şahit oluyor ve herkes gülüşüyor falan. Her şahit yani. Oluyor. Evet, herkes odada. Sonra şey yaşanıyor mu o sırada? Yok canım, bence o çocuklar abi duymasın gibi şey vuruyordur, çarşafı vuruyordur. Oğlum bu çok saçma, olmamış. Yani dilim dönmüyor artık ya, bu ne? Şey vardı bak, bunun bir tık altı şeydi, Madagaskar'da falan bu eskiden... şey vardı ya, bir tane ayı tedmine bir şey vardı. Böyle Discovery'de falan bir helikopterle bırakıyorlardı. Helikopterle bunu bir yere bırakıyorlardı. Bu hayatta kalmaya çalışıyordu. Kendi kendine böyle bir çadır yapıyordu falan filan. Onu izleyeceğim diye, tam saatini bekleyeceğim diye çocukken, o sırada ondan önce olan şeyin de son 20-30 dakikasını mutlaka izlemek zorunda kalıyordum işte. Bir kere şey vardı, bir belgeselde Madagaskar'da bir kabile, ya da Madagaskar sallıyorum yani, böyle saçma sapan bir adadaki aşırı gelişmemiş bir kabile işte. O kabilede şöyle bir şey var. Evlenen çift düğünde, hani gelin damat dansı olur ya, bunlar gerdeği düğünde bir kütüğün üstünde yapıyorlar herkesin gözü önünde. Bir tık şeyi bu. Bir tık ya, bu da bir kültür bak, bu bir kültür. Ya böyle kültür. O zaman çarşaf da bir kültür. Öyle kültür mü olur? Abi öyle bir ayıp, çarşaf da olmaz ya. Yani ne çarşaf olsun. Böyle bak, milletin gözünün olsun önünde yapınca kültür. Yani. Ya şey, peki aşırı gelişmemişlikten bahsediyoruz. Bir de aşırı gelişmişliğe bakalım mı? Can Bonomo mesela bu hafta çok saçma bir haber. En sevdiğim de sanatçılardan biridir Türk olarak mesela. Çok üzüldüm. Çok farklı düşündüğümüz için. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Can Bonomo eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi birlikte tatile çıkıyorlar, 4 kişi. Şimdi bu kadar da ilerlemeye gerek var mı? Yani yok. Yani mesela burada aslında gavatlık daha çok Bartu'da mı? Çünkü o da eski sevgilisinin yeni eşiyle gidiyor. Yani ne bileyim, çok... Yani ikisinde de var bence, evet. Ama... İkisinde de var abi. Yani şey, gavatlık ikisinde de dediğin Can Bonomo'da ve Bartu Küçükçağlayan'ın eşinde. Gavatlık o. Bence dördünde de var. Yok, birinde yani... yok. O alakasız olan da yok bence. Nasıl yok ya? Şöyle düşün. Ben mesela şey... alakasız olan yok ki oğlum. Eski sevgilisi de... Sen karısısın. Hop tatil ediyorlar. Anlatamadım. Üçgeni anlatamadım. O kadar karışık ki. Benim de aklım karışık. O kadar kötü bir üçgen ki. Ya o... şey olsa olurdu. Can Bonomo'yla da Bartu aynen. Şey. Bak şıklıyor abi. Böyle şey çıkıyorsun. Bak şimdi Bartu'nun karısı mı artık, sevgilisi mi? Onun olduğunu düşün. Sonuçta tamam. Senin sevgilinin eski sevgilisi de orada. Evet. Evet, aslında evet, dövdü de gavatmış. Çok kötü abi, hepsi ayrı ayrı gavat. Bir de şey demesi çok komik. Şimdi 2020 yılındayız, tacizler tecavüzler konuşacağımıza diyor. Sonra niye taciz oluyor, tecavüz oluyor. Şimdi bak konuyu niye... Ya bu şeye benziyor, belediye çöpleri toplamıyor. Laf ediyor ya bir tane haberlerde. 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da. Lan ne alakası var 15 Temmuz'da? Belediye çöpü toplamıyor ya. Ne alakası var? Aynı mevzu işte. Abi tamam 2020, tamam taciz tecavüz oluyor, böyle şeyler, bunlar suç, ama bu senin eski sevgilinin eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkmadığın için bu olacak değil mi yani? Biraz fazla medeniyet. Ben gelemem öyle. Ki abi, çok da şeyli bir adam değil yani bu. Yani kadınların mesela arada dışarı çıkması gerektiğini düşünen. Ayak bileklerinin gözükmesine hiçbir problem bulmayan bir erkek olarak. Bu arada şeyde yeni bir akım galiba. Sürekli kapalı kızlar böyle somerlerini atıyor. Şey çıktı ya bu 17 vs 27. 17. Aa, evet evet. Ondan mesela biri çarşaflıymış baya. Bir de şey mesela böyle değişince sağlam değişiyorlar. Yani sağlam değişiyorlar, evet. Şey yapıyorlar. Ve şey yıllardır. Çok yani fotoğraf o akımdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama açılan kızların hepsi güzel abi. Evet. Yani peki o çarşaflı şey dediğiniz tam çarşaflı, sadece gözleri gözüken mi? Yok, burun da gözleri. Yazı getirmiş çarşaflı, öyle diyor. Burun falan da gözüküyor. Öyle olsaydı çünkü maskeli bir fotoğraf koyup yine öyle bayağı fav alabilirdi. Şu an iyi fikir geldi yani aklıma. Ama biz erkeğiz pardon.
Ama kızlar güzel mize olur. Yapabilirsin bunu bir dahaki akımda. Olabilir. Çarşaflı fotoğrafını çekeceksin. Aynen. Sonra bir daha çekmeyeceğini oğlum niye çekiyorsun? Google'dan aratsan gözlerinden mi tanıyacaklar? Evet. Farklı diye böyle bir kıl tüylük yapacak olur ya. Bilmiyorum. Bence. Ne bileyim. Yap, ne bileyim aynı odada çekiyorsun fotoğraf değilsin falan yani. Ha o şey yani. Bütün bizi kandırıyorsun. Geri zekalı çıkacak mutlaka. O yüzden o çıkmasın diye. Aynı oda falan filan bir şeyler ama. Şimdi... Koronavirüs için eşcinsel ilişkinin sonucu diyen Patrick Covid-19 testi ne pozitif çıkartmayı başarmış. Şimdi kimle yattı diye sormak yok lazım. Lütfen abi şimdi bu tarz dini insanlar eşcinselle falan bayağı karşı biliyorsunuz. Daha çok çocukları seviyorlar. Ve hepsi gizli eşcinsel ve aynen. Genelde çocuk seviyorlar. Yani ve erkek gibi. Çocuk seviyorlar. Öyle bir şey var yani. Hem pedofili hem hani yani lütfen bunu yanlış lanse etmeyelim. Artık. Neyi abi, yanlış lanse etmeyelim? Abi ofansif nizam kaldıramıyorsunuz da. Asla. Ya bana şey geliyor abi böyle bir dini ya dini insanların ya dini figürlerin açıklama yapmasında hiçbir sakınca yok. Ama yaptıkları açıklamanın sonucunda bir hafta sonra neyle yakalanacaklarını anlatmış oluyorlar. Yani buna göre erken bir önlem alınabilir diye düşünüyorum. Yani mesela ne bileyim, pedofili bir suçtur diyen bir imamı bir hafta boyunca gözlemlemek zorundayız bence. Yoksa yani büyük şey sıkıntılar çıkıyor. Yani atıyorum Bodrum'daki zinadan dolayı orada deprem oldu. İki hafta sonra Malatya'da da oluyor atıyorum. Malatya'da da aynı aynı imamın fake hesabında işte her yerde oluyor. Zina her yerde. Peki bir tamam güldük, eğlendik. Süper Lig geri döndü. Taraftarsız da olsa. Evet, Lize maçıyla başlayan güzel bir serüven başladı. Güzel güzel. Eleştirmeyeceğim. İlk haftada yapılır bir hakem hataları olur. O olur, bu olur. Aynı olur ama bir bizim maçta olmadı evet. Ya daha kayıttan önce beni burada şey yapma ya. Şimdi size iki tane çok üzüldüğüm konudan bahsedeceğim. Birincisi kendimi boomer gibi hissetmeye başladım. Yani geri kalmış. Hangi nasıl konuda? Diyeyim? Yani şöyle mesela Instagram. Instagram'da abi 100 bin takipçi üzeri insanlar doluşmuş. Keşfette böyle bakıyorum. İşte erkek, kadın ya da ne bileyim fotoğrafçı, o bu ünlü oyuncu ya da hiçbir şekilde influencer olmuş bir şekilde. Ya 100 bin takipçi üzerinde herkes tıkladığım herkes keşfette ve hiçbirini tanımıyorum abi. Oyuncusundan işte ne bileyim bir şekilde mizah yapmış, ünlü olmuş şuna. Yani kimseyi tanımıyorum ve bayağı kötü hissetmeye başladım ya bunun için. Çok çabuk geri kalıyorum. Babam falan, annem babam falan, onlar daha uzun süre geri kalmadılar yani. Bir süre devam ettirebildiler modayı, günün modasını. Kıyafet için değil de. Bir an onların daha çok takipçisi var diyecek insanlar. Öyle de bir şey var şimdi. Bir sürü sosyal mecra var. Önceden mesela televizyon vardı. Ünlüyü oradan görüyordun. Yani evet. Magazin. Bir tek oradan takip edebilirdin. Ya da gazeteden. Yani şimdi TikTok'un fenomeni çıkıyor. Instagram'ın fenomeni çıkıyor. Twitter'ın fenomeni çıkıyor. Ya yani böyle her yerin yani atıyorum Rain Man gibi o Scorp muydu? Oradan falan böyle fenomen alıp sonra uçup gidenler bile olabiliyor. Yani hangi birini takip edeceksin ki? Yani utanmasalar şeylerden yazar çıkacak ya. Bu Wattpad'lerden falan. Kötü çocuklar falan. Çıktı ki imza günleri düzenliyorlar oğlum. Saçma sapan. Adını bilmediğim 17 yaşında kızlar erkekler. Saçma sapan böyle. Bir de şey Pinterest'ten bir tane fotoğraf buluyorlar. Üstüne de böyle Canva'da falan şey yazıyorlar. Kitap ismi yazıyorlar. Kitap ismi genelde 38 kelime falan oluyor bir de. Yani kitabın ismi kitabı anlatıyor. Ne, abuk sabuk imla hataları editörler falan bile bakmıyor. Direkt basıyorlar artık. O kadar yani. Eli ayağa düştü kitap. Eskiden şey vardı hayalim şey mesela. Ya bir ara bir kitap yazayım falan filan. Hani böyle bir üzerine eğileyim falan isterdim öyle şeyler. Şimdi yok abi. Bunu aralarında olmak istemiyorum ya. Abi ben geçen gün şöyle bir şey yaşadım. Kitap geldi eve kavgadan. Bizim hı-hı, ailem nasıl şaşkın. Ablam böyle ağzı açık kaldı. Sen nasıl kitap alsın diye. Kitap da böyle Platon'un Demokrasisi falan tarzı bir şey. Bayağı ağır bir kitap.
Aslında olay şu, hani arkadaşım üniversiteye geri vermedi, şehir dışında kalıyordu, bana verdi, ben vereceğim tarzı. Ama ailem öyle bir şok yaşadı ki üzüldüm. Bu arada Ömer'in pis ve kirli yüzünü ortaya çıkarmak istiyorum. Ailenin şok yaşaması çok normal çünkü Ömer dediğimiz arkadaş lisede kitap okumanın çok gereksiz bir şey olduğunu savunuyordu. Bunu da yalanlasın. Lisedeydim. Ama, ya, ama ölümünü savunuyordu okuma. Böyle. Kitap okuyan çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Aşırı sinirli. Ya şey var ama eskiden çok daha fazla kitap okuyordum. Ve yani bu vakitsizlik falan filan değil artık yani. Gerçekten bahanesi yok bunun. Yani tabii kardeşim, kim kör yüz kette sorular soracak? Hey, zaman bulamıyoruz ne? Kendimize. Kim kör yüz kette sorular soracak? Evet işte. Yani işte. Öyle değil işte. Ondan bahsediyorum tam olarak. Yani sosyal medyaya bir şekilde giriyorum. Ne olmuş ya diyorum. Bir bildirim geliyor. Twitter'a bakıyorum. Instagram'a bakıyorum. Dur bir gezineyim diyorum. 5-10 dakika kitap okuduktan sonra yani. Böyle 20-30 sayfa okuyorum en fazla. Ben şeyi düşünüyorum. Çok boktan bir dönemde de olduk. Yani böyle tam böyle sosyal medyanın geçiş dönemi ya. Yani böyle ya bir 20 sene, 30 sene önce ya da bir 20-30 sene sonra da olsak sanki daha iyiymiş gibi geliyor bana böyle. Bana da öyle geliyor. Bir şeyler ya. Çok otursaydı en azından. Bana öyle gelmiyor. Bence ikisini de yaşadık ya hani. Çünkü 30 sene sonra da olsak hiç sokak da olmayacaktık bence. Sokak iyice bitecek. 30 sene önce de bence olsak sokak çok tekrar sıkıcı geri gelecek ya. Şey olayı olarak yani mesela. Şimdi güvenli değil diye sokağa çıkarmıyorlar ama çok siteleşiyor. Sitelerde de oynuyor çocuklar yani. Yani site muhabbeti geldi ama yani. Yani 30 yıl sonra doğan çocukların hepsi tekrar sokakta oynayacaklar bence yani. Bilmiyorum ya. Ben öyle düşünmüyorum. Ya kaç saat YouTube'dan içerik izleyebilirsin ki? Ya ama onu seçiyorlar. Çocuk yani. İçin. Ya ama şey var mesela, sokakta çocukları duyuyorum. Şey diyorlar. Ya bug'da kaldım resmen falan diye muhabbetler ediyor. Lan 8 yaşındasın sen ya. Daha dur, ne bug ne? Ben bilmiyordum 8 yaşında bug. O zaman da vardı. Kralı vardı ya bug'ın o zamanlar. Ama bug ne demek bilmiyordum. Bunlar... Ben şey gördüm böyle, dışarıda tabletlerle oyun oynuyorlar. 3-4 tane toplanmışlar. Evet evet, çardaklarda toplanıyorlar. Karşılıklı böyle oyun oynuyorlar. Benim PUBG'ye birlikte giriyorlar. Benim 6 yaşında yeğenim var, geliyor. Dayı fuck ne demek biliyor musun diyor. Peki nasıl cevap veriyorsun Cep? Nasıl bir örnek dayı alıyorsun? Ben ülkede 3 yaşında senden bir şeyler kapatıyorum. Kendisine bizzat bunu nereden öğrendiğini soruyor. O içeriği bir daha izlememesini tavsiye ediyorum. Sonra dövüyorum. Sona kadar iyi geldim ben. Sona kadar artık bayağı. Ders lazım. Ne güzel gittin ya. Bir de şey abi. Mesela 30-35 yaşındaki arkadaşlarımın üniversite hayatlarında inanılmaz gezdiklerini görüyorum. Hani para biriktirip yurt dışı tatilleri falan. Biz şimdi tişörtü falan taksitte alacak duruma geldik ya. Bir de o zamanlar işte etkinlikler de var. Rock'n'Coke olsun. Ha. İşte bahar şenlikleri daha bir sağlam gözüküyor. Değil mi? Şimdi bir... Geçen sene yani şey vardı mesela, işte 7 yıl önce bugün Rock'n'Coke'da işte bilmem nenin konserindeydik falan filan diye tweetler atılıyor. İçim acıyor. Daha bir de manganın daha böyle gelmez. Peak olduğu zamanlar. Biz evet evet ya, Türkiye'nin en iyi zamanı ya o. Orada 20'li yaşlarımı geçirmek çok isterdim yani. Velettik, hiçbir şeyden anlamıyorduk. Böyle 92 doğumlu olacaktı. Anlasak da Rock'n'Coke'u deli gibi takip etsek ne olacaktı? Gidemiyorduk ki yani. Yaş olarak yani. Peki 15 sene falan önce de olsak daha iyi olurmuş gerçekten. Evet abi, 10-15 sene öncesi mükemmel olurdu. Şey dönemleri işte, bu gençlerin flörtleşmek için ICQ falan kullandığı dönemler. O yok, yıllar. O çok gitti bence, 5 iyi ya. Yok, ya da o hadi 90 ya. Diyelim 7 sene. Oğlum biz sene. MSN'e yetiştik ya. 5 sene öncesi çok bir şey değişmiyor ya. Bir tek pandemiden kurtuluyorsun. Pandemiden de kurtulmuyorsun ki. 28'inde vuruyor. Tam parayı kazanmaya başlamışsın yani. Falan. Bence daha çok o MSN zamanı. Ben pandemiden memnun olabilirim. Üniversiteli olmak güzel olabilir MSN zamanı. MSN zamanı üniversiteli olmak güzel olabilirdi aynı. Komik şeyler olurdu ama ya, böyle ulaşması çok zor. Şey dönemini hiç istemezdim mesela. Telefonla araşıyorsun, şurada şu saatte şu meydanda buluşuruz muhabbeti yapıyorsun. Ama 4 gün önce falan yapıyorsun bu muhabbeti. Böyle evet, ev telefonundan konuşuyorsun, daha cep telefonu yok. Sonra oraya gidiyorsun ve bekliyorsun. İşi çıktıysa haber veremiyor. Trafik varsa haber veremiyor. Ya ben mesela arkadaşlarım dünyanın en vakitsiz insanlarıdır. Ben mesela
müthiş dakikimdir. Yani 23.10'sa 23.10'da orada olurum. Yani şey de değil, 8'de değil. Bu arada videomu belirteceğim, evet. Ve doğru, onlar... Biz Recep'le ilk buluştuğumuzda buluşmayı konuştuğumuz saatin 10 dakikasını önce buluşmuştuk. İkimiz de erken gitmişiz. Evet. Çok saçmaydı. Biz lisedeyken, hatta ben biraz daha erken gitmiştim. Biz lisedeyken her sabah Recep'le buluşup gidiyorduk. Recep 1-2 dakika geç kalıyordu ben. 10 metrodan kaynaklı. 1 dakika geç kaldığım için buradan bütün bilebilecek podcast dinleyicileri Ömer nezdinde herkese... Bak şunu diyorum, bak, bir ceza ben, şey olabilir. Ben adamlara saat 5'teki buluşmaya 4 diyorum, gene geç kalıyorlar. Öyle anlatayım yani. Evet, 5'teki buluşmaya 4'te gitmen de mesela, ben şey severim mesela, herhangi biriyle buluşmadan önce erken gidip mekanda tek başıma kahve içeyim bir tane falan. Ben öyle şeye hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Tek başıma vakit geçirmeyi fazla seviyorum mesela. Evet, sizde ben, var mı? Ben çok sevmiyorum. Ha şey, sinema muhabbeti ayrıca konuşmuştuk mesela. Böyle sen dışarıda şey, insanlar... Etkinlikler gibi değil. Hani üstüme üstüme geliyor sanki insanlar. Şey böyle bir tribe giriyorsun değil mi? Yani, çok yalnızım. Yani, böyle. 38 tane arkadaşım var halbuki, birazdan yan yana geleceksin. Şey mesela, orada atıyorum kahve aldığını söyledim. Ben hızlı da içerim. İçişini bitirdim. Bitirdikten sonra da uzun uzun oturamıyorum bir yerde. Öyle de bir özelliği var. Böyle kalkıp gitsem mi, bir şey daha mı söylesem? Şey değil mi? Aynen. Bir çay may, sürekli çay istiyorum. Çaydan nefret ettiğim halde iki tane susa kahve içilmez diye 7 tane falan kahve yani içiyorum. Yarım saat, bir saat. Uykuya her şey kötü ya. Çay ya. Çay ne iyi be. Nefret ediyorum çaydan. Gerçekten nefret ediyorum. Yani ben de nefret hiç... ediyorum ama çaya kötü bir şey söyleyemiyorsun. Bütün edebiyatçılar ve Rizelileri karşına alıyorsun. Edebiyatçılar ya, üzüm yerken konuşma be kardeşim. Anlaşılmaz dedik de yani. Ay sağ yanağı sıkıştırmış. Ay bu ya. Tişört diyorduk. Ne diyorduk? Ya yok tam böyle benim. Konuşmam bitti dedim. Bir tane üzüm attım sonra. Konuşabilirim dedim. Hiç oradan sonra arkadaşlar kayıt alıyoruz ya. Bak. Ben de şey kayıt alırken kimin konuştuğu mikrofon açıklığı durumu yazıyor. Ve Cemre arada mikrofon kapanıyor. O sana da öyle bir üzüm atıyor ağzına. Aynen. Bunu bilemek ve devam, bunu bilemek devam ediyoruz hani. Evet, çaktırmamaya çalış. Ben bakmıyorum ekrana, dikkatim dağılıyor çünkü. Recep'in mikrofona kapalı görünce. Ben sürekli taktım burada editör ama DJ gibi. Bir şey soracağım peki. Şeye geçmeden önce, yine klasik oyunlarımızdan iki tane oyunumuz var zaten. Ona geçmeden önce şey soracağım. Bu Yeşilay'ın gamerlar ve gaming üzerine yaptığı açıklamaları nasıl buluyorsunuz? Bilmeyenler için bir önceden söyleyeyim. Bu işte oyun oynama alışkanlıklarının inanılmaz zararlı olduğunu, bağımlı edici olduğunu, işte şiddete meyli artırdım falan filan, bir ton bağımlılıktan bahsetmiş, yakınmış 1980'lerin falan ilk böyle çıktığı oyunların çıktığı dönemlerde söylenecek sözleri 2020'de söyleyesi tutmuş ki Türkiye'de sigara içme yaşı 5'e falan düştü. Yeşilay'ın ilk görevinin olması gerekirken gaming üzerine bu kadar yoğunlaşması beni ben şöyle hayretlere düşürdü. Haklı olduğu bir kısım var. Hani oyun bağımlılığına falan tabii ki karşı dursun. Ama sporun esimoğlu, e-spora karşıtlık, insanların bu sektöre ilgi göstermesine karşıtlık bence çok yanlış. Yani abi benim... Formula 1, satranç. Bunlar spor sayılabiliyorsa. Evet, tamamen aynı mantık. E-spor da aynen. Yani zihinsel Formula, Formula 1'de de spor sayıyor. Ben basmak, direksiyon sallamak. Aynısını klavye mouse'da yapıyorsun. Önce Formula 1'de spordan saymıyormuş. Bir tane örnek vereyim. Danimarka Başbakanı e-sporla çok ilgili. Böyle e-spor takımlarıyla falan, hatta böyle televizyonda falan şeye çıkmıştı. Hani böyle programa falan çıkmıştı. Hani okay. Danimarka'nın başbakanı. Düşündüğünüz tamam. Zaman ve o gelişmiş bir ülke olarak ele alırsa. Binali de PUBG oynadı oğlum. bütün argümanlarımı çöpe attım. Haklıymış Yeşilay. Şu anda tamam, ben döndüm arkadaşlar. Yok, ne anlayacaktın ama merak ettim. Onu bir söyle. İşte hani gelişmiş ülkeler bunu destekliyorsa birazcık o kafadayım ben. Hani o zaman mantıklı bir şey. Finlandiya, Danimarka ne yapıyorsa onu yapalım yani, diyorsun. Saçma bir yorum oldu Ömer'in ki, yani sanki
Finlandiya herkese intihar et dese biz de Ama demiyor adamlar gelişmiş. Abi bırak, bırakın bu bot özentiliğini. Bizi kıskanıyorlar. Abi şimdi öncelikle şunu söylüyorum. E-spor benim için spor değildir. Buraya atlıyorum. Bu konuşmaya gerek duymuyorum ben bunu. İkincisi. Evet, bunu tartışmayalım. Keyifsiz bir tartışma. Yeşilay'ın dediği şey aslında mantıklı. Şey olarak mantıklı. Hani oyunu oynayın ama hani abartmayın kısmına katılıyorum. Çünkü ben de çok bilgisayar başında vakit geçiriyorum. Benim bacaklarım ağrıyor. Ciddi ciddi ağrıyor. Evde evet, 7-24 dolanıyorum ve sağlıksız olduğumun farkındayım ama işim de bu. Bir şey de yapamıyorum. Hani insanları doğru, birazcık harekete geçirmek lazım. Hani bunu bu çerçevede söyleseydi bence çok tepki almazdı. Yeşilay gibi hani bağımlılıklara karşı bir kurum e-spor spor değildir diye girince yani tepki alması normal oldu. Bir evet, de bir cümle kurmuşlar. Twitter'da biraz da böyle keskin dil kullanıp alıntılarla işte sırf laf çarpmak için işte alıntılayan insanlarla falan çok fazla bir kitleye ulaşabiliyorsun ya keskin bir dille. İşte bunu yapmayan da kadınım demesin falan filan. Evet, hani. Yani mesela, onu, evet, onu mesela o kadın öyle bir tweet attığında işte böyle olmayan işte getir götürümü yaparsınız kızlar falan filan yazıyorlar şimdi. O da oldu mesela. Şimdi onu alıntılıyorlar ya laf sokmak için ya da oradan bir mizah çıkarmak için. Dolayısıyla amacına ulaşıyor yani o tweet'i atan. Çok fazla kişiye ulaşıyor. Belki Yeşilay da bunu denemiş ya olabilir. Bunu sosyal Yeşilay, medya ekipleri bunu... biraz mıy mıy bu konularda. Ya bunu Yeşilay'ın sosyal medya ekibinin düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Valla şu an düşünüyor olabilir ya. Şöyle bir şey var. Sigara ya da alkolle ilgili hiçbir şey düşmedi önüme şu ana kadar. Evet. Çünkü milletvekilleri alıntılamıyor. Yani. Doğru. Ama içiyoruz. Aynen devam ediyor. Ya bir de hani o tweetleri alıntılayanların kilo ortalaması 150 idi. Bu da enteresan bir bilgi. Evet. Özellikle bütün tweet yayıncıları yapar da şimdi böyle. Hani hali hazırda ne bileyim Cahreyn falan. Ya Pinti Panda bir şey dedi mi mesela? Abi şöyle bir şey dedim var. Mi? Bak şimdi. Ben görmedim. Olay oyun oynamayı da geçtim. Hani olayı bilgisayar başına oturmak olarak bakarsan bu insanların kazancını da alıyorsun ya cebinde. O yüzden de evet, birazcık. Ve bu adamlar zaten oyunlarla para kazanıyor. Oyunların reklamını yapıyor, onu yapıyor. Yani bu adamların tepkisinin tek yönü o şey değil yani. E-spor değil. Tabii canım yani, zaten. Yani benim mesela ben de oyun oynayan bir insanım ama savunmadım. Neden? Çünkü gerek yok böyle muhabbetlere ki ben mesela Recep'e biraz daha yakınım şey konusunda bu arada. Yani tartışılması çok saçma bana mesela hani rap müzik değil demek gibi bir şey. Hani sana göre olmayabilir ama müzik denmiş yapacak bir şey yok gibi. Hani şey de öyle Formula 1'e farklı bir isim verilmeliydi. Satranca da aynı şekilde. Dolayısıyla işte e-sporlara da farklı bir şey verilmeliydi bir isim ama verilmemiş. Baştan her şeye spor ya demişler. Aslında şey gibi ona da aslında elektronik spor diyorlar. Evet. O evet, spora çok takılıyoruz. Onun aslında bence çok spor olarak da görmüyorlar ama hani elektronik ortamda yapılan sporumsu şeyler gibi değerlendirebiliriz. Ki motor sporları ya diyorlar mesela Formula 1'e. Evet motor sporları. Ha, işte de, motor sporları satranç falan spor sayılıyor mu bilmiyorum ben onu. O da sayılıyor. Sayılıyor mu? Satranç da sayılıyor. Evet. Tavla bile sayılıyor. Ya tavla olarak, hani senin elinde olan bir şey olmamasına rağmen mesela hani Formula 1'de pilot önemli, motor önemli, motoru yapan mühendis önemli. Dolayısıyla bir takım çalışması var. Satrançta beyni dehşet açılışından şeyine yani milyon tane varyasyon var. Tavlada zar atıyorsun sadece. Yani, tombala bir spor. Hani yok artık. Ya orada bir rekabet ortamı var ya. Kızmalı zaten. Her şey spor diyorlar abi. Batak yaşlılar spor oynuyor diye. Şimdi sen burada yaşlılar oynuyor diye. Tamam yeter Yeşilay'ı konuştuğumuz çok bile şey yaptılar. Siz hiç Twitter'da az önce dedin ya şunu değilsen şu değilsin diye şu değilsen şu değilsindir muhabbeti. Hiç erkek olmadığınız yüze vuruldu mu bir şeyden ötürü? Haftada 2-3 ya. Haftada 2-3 erkek değilim. Yani kıskanç çok değilim enteresan diye mesela olmadığım olmuştu. Ne diyorsun diye? Hani kıskanç, kısıtlayan böyle. Aynen. O yüzden bile. Bir de şey böyle lisede falan mesela o dönem daha bir kıskançsın. Salaksın çünkü daha. Daha bir kıskançsın o dönem. Kadın da erkeği de herkes daha kıskanç. Ve hani o dönemde de kıskanç olduğum için erkek değildim. Hani bu değişmiyor. Sen kendini değiştiriyorsun, evriliyorsun, gelişiyorsun. Şey yine erkek değilsin. Kıskanç diyorum. Ben kıskanç olayım. Abi kıskanç değil. Bazen yüzüne vuruyorlar. Böyle bir.
Bugün i̇şte, de şey vardı. Bir 86 erkek değildir diye katılıyorum. Bir 80 boyum arkadaşlar. Görüşüme geldi, buna katılıyorum. 79'dan değil, tam 80'im. IQ'yim. Oh güzel. Can? Ya ben bir 81'im. Yani sen ucundan de erkeği kurtardın. Güzel. Ucundan erkeğim. Güzel güzel. Olsun. Olsun. Hani şey değil. O kadar alıştım ki. O kadar alıştım ki erkek olmamaya. Yok efendim şöyle birilerinin getirini götürünü yapmaya. Çok garip geliyor. Bir de şey, her seferinde farklı moda anlayışları, böyle giyinmeyen erkek dışarı çıkmasın şeklinde, evet, atılıyor. Biz hangisine uyuyacağız? Ben şaşırıyorum. Geçen şey gördüm ya, bir tane düz beyaz tişört, siyah şort. Bunu giymeyen erkek de erkek falan diyor. Saçma sapan. Aynen. Ya işte bir de o kadar saçma bu şey, Bershka'nın rapçi ürünleri var ya. Erkekler için olan bütün ürünlerinden bahsediyorum. Evet. Bir de onları kombinleyip böyle giyinsenize falan yazmışlar. Abi giymeyeceğiz öyle, şey, öyle saçma salak konuşmayın ya. Böyle yani elbise gibi yerde sürünen şeyler. Tişörtler, evet ya. Böyle. Giymeyeceğiz abi öyle şeyler. Abuk subuk. Oversize sabunacağız. Ben de giyerim ama kumaş, onlar oversize değil sabuk yani. Onlar büyük bedenler oversize ellerinde kalmış. Millete oversize adı altında bir kisveyle bizi dolandırıyorlar. Bir de şey var abi, ben gerçekten kumaş pantolon falan giyilmesini çok özledim ya. O kadar moda olsun istiyorum ki. Ya böyle hani bol kumaş pantolon olması şart değil. Yine modaya uydurulabilir, günümüze uydurulabilir ama günlük giyimde böyle kaliteli giyimleri çok özledim ben. Ve tek başıma yaparsam çok hani yani düğüne gidiyor gibi durdum. Sen 1950'ler şey Beyoğlu'nu hayal ediyorsun şu anda. Absürt olur, absürt. Evet. Ben Tolga Çevik'im abi, ben Tolga Çevik'in muhabbetini biliyorsunuz değil mi? Şortla geldiği için evet, sahneye abi birini kovmuş. O doğru mu sizce? Yani bence sonra Cem Yılmaz'ı değil almıştı ama eşofman gibi bir şeyle. Ooo evet. Bence doğru değil bu arada. Sonuçta o adam izleyici ve o izleyici evet adam orada oturuyor. Ne yapsın? Şortla gelmiş ve bir anda sahneye çıkacak adam. Yani bunları düşünüp hazırlıklı mı mesele gelsin? Zaten oraya öyle gelmesiymiş ya. Ya boş. Ya bence sanki nereye gidiyorsun? Başbakan o konuda biraz saçma olmuştu bence. Eğlence sektörü. Ya o bölümde inanılmaz saçmalamıştı zaten. Bir bakın, bakmayan varsa Caner Özyurtlu'nun konuğu oldu loş sohbette. Tolga Çevik işte bir sene önce falan. Bir sene değil, 8 ay falandır. O civarlarda bir şey işte. Yani o büyük saçmaladı. Böyle utana sıkıla izledim. Bir de annem de sever Tolga Çevik'i. Yan yana açtık. Küfür kıyameti adam ya. Böyle smokinli çıkan adam kotu giyince aman Allah'ım yani böyle penis esprisi yapıyor, yok işte benim telefon dick pic var mı diye soruyor Caner Özyurtlu telefonunda kendi, hani dick pic'in var mı diye, ben insanlarda var mı diye çok merak ediyorum falan diyor, öyle absürt bir giriş yapmaya çalışıyor, yok ya telefona sığmaz falan diye böyle espriler yapıyor, iPad lazım falan diyor. Abi kaç yaşındasın, nasıl espriler bunlar yani? O kadar ya abi, bak ben sana bir şey söyleyeyim ya, soru da öyle bir soru ki bunu hak ediyor ya. Ne desin? Ciddi ciddi, evet bir tane klasörüm var ya orada. Abi şöyle canlı yayın değil bu. Bu soruyu atlayalım da kessin. Ya o da olur ama sorunun absürtlüğüyle bir yani bence. Ya da yok da geç abi ya. Yok deyip geçecek o kadar insan var ki. Yani çok bu yaşı büyük komedyenlerde bir şey olmaya başlıyor cinselliğe kaçmaya. Bak Tolga Çevik de öyle, Cem Yılmaz da öyle. Evet. Bu son şey stand-up'ında da çok büyük şeymiş. Öyle diyorlar. Gidemedik, Cem fakirik. Cem Yılmaz'ın gösterileri bel altı diyorlar. Ama gerçekten bir tat bir doku da bayağı bir artmıştı. Sonra şeyde bu sonraki bu askerlikle ilgili falan evet gösterileri oldu ya. Orada bir toparladı. Fundamentals'da da iyiydi bence. Fundamentals'da da işte birazcık tekrar yükselmeye şeyde başladı. Vardı. Son gösteride vardı bir ölü adam vardı ya orada. Oğlum ben şu an dejavu oldum. Biz bu konuyu konuştuk daha önce. Cem Yılmaz'ı sık sık konuşuyoruz biz ya. Can Sürekli sevmiyor galiba. Önümüze atıp atıp yok duruyor. Abi sevmemek değil, çok bozdu. Cem Yılmaz'ın şeyini konuştuk ya. Filmlerini tam beğenmiyorum demiştim. Bunu konuştuk. Hayır, ya, film hayır filmlerini beğenmiyorum artık demiştim. Şimdi farklı bir yerden. Bunların hesabını mı yapacağım arkadaşlar? Bir senedir podcast çekiyoruz ya. Bazı konuları tekrar konuşuruz yani. O zaman şimdi de oyunlara geçelim, evet artık. Evet, kim başlayacak? Sorusuna güvenen başlasın, ben ortaya koyacağım. Ömer'le ben güveniyoruz. Ömer. Evet, ben orta. Bir mi iki mi?
2. Tamam. Ben başlıyorum. 1 deseydin sen başlıyordun. Bunu istediğim gibi manipüle edebilirim ama bana güvenmek. Hadi başla dedim. Hadi. Başla. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin İngiltere'de özel pasaportu bulunur? Aşağıdaki hayvanlardan. Aynen. Oğlum bir de ÖSYM sorusu gibi söylemiyorsun. Aşağıdaki hangi aşağıdaki ya? Hangisi? Oğlum 4 tane seçenek koyuyorum. Strese giriyorum ya. Boş bırakasım geliyor. Sallamamak için. İngiltere'de pasaport olan hayvanı soruyorum ya. Bildiğin ülkeye giriş çıkışlarda. Kaplumbağa, iguana, maymun, panda. Panda. Vahiy işi birden. Panda. Evet, şey ya, acımış olabilirler belki, nesli tükeniyor diye. Nesli tükeniyor diye, evet, panda annelerinin takibine de. Ama yok, panda şey da tükendi abi. Onlar nereye geldi? Panda tükendi, öldü abi. Kaç tane? Okullarda kimlik falan çıkarırlar ya kediye köpeğe. Onun gibi bir şey geldi bana. Tatlı İguan olabilir bak. Çünkü çok absürt. Oraya yazılmış. Ya iguana bence ağzına güzel oturuyor diye söylüyor şu an. Kaplumbağa, iguana, maymun, panda. Bence hepsi ağzına güzel oturuyor. Abi maymun ya değildir ya. Ben bence iguana panda. Tam cevabı söyle. Söyleyeyim mi? Ömer sen ne dedin? İguana. İguana mı? Güzel. İkiniz de tuzağıma düştünüz. Biri nesli tükeniyor diye, birinde cidden egzotik ve ağza güzel geliyor diye konuştum. Çok iyi lan. Cevap maymun. Aynı zamanda at ve eşeklerin de özel pasaportu bulunuyormuş. Atların at yarışları için varmış. Hikaye muhabbetlerinden dolayı ama maymunla eşeği bilmiyorum. Bunların özel pasaportu varmış. Bu haftaya öğrenelim, söyleyelim bari. Bu ne saçma infoydu. İkinci soruyu ben soracağım çünkü çok saçma. Çok üzülüyorum bu soruyu sorduğum arada için. Arada filler bir soru olsun. Evet. Aynen. Yani sizin soruları güzel kılıyor benim soru şu an. Şimdi bir insan vücudun salgıladığı kokuyu azalttığı için, azaltacağını düşündüğü için vegan oluyor. Bir ünlü. Tamam. Bu ünlü kim? Beyoncé, Enis Arıkan, Steve Jobs, Demet Akba. Bence Enis Arıkan. Işıklara bak. Enis Arıkan o kim olur? Saftirik bir şey anca o yapar. Ya Ezgi Mola'nın yancısı var ya işte. Evet, tamam. Bak nasıl anlattım. Abi tekrar sorayım mı? Anladın mı? Jobs zeki adam. O yapmaz. Son şık neydi? Ya Steve Jobs böyle absürt olsun diye mi konulmuş yoksa cidden böyle o mu? Çok tuhaf yani. Çünkü... Tekrar sayıyorum. Beyoncé, tamam. Demet Akba, Enis Arıkan, Steve Jobs. Ya Steve Jobs ölü bence. O zamanında veganlık bu kadar var mıydı bilmiyorum. Son zamanlarda ciddi patladı. Bana Beyoncé gibi geliyor. Bana ay, Enis Arıkan geldi. Açığa falan vurmaya başlamışlardır belki. Kork. Ne? Beyoncé hani kokmayayım falan. Ha. Ben çok ya Beyoncé net kokuyordur bu arada. Bacaklardan öyle his uyandırıyor. Müthiş terliyor. Tamam, kalın bacağı savunacağız. Savunacağız da yani o kadar da. Ben Enis Arıkan diyorum ya. Enis Arıkan diyorsun. Sen? Beyoncé. Tamam. Çok güzel lan, sen ne düştün? Soru güzelleşti bir anda. İkiniz de tuzağa düştünüz. Enis Arıkan diyeceğini tahmin ediyordum birinizin. Cevap Steve Jobs abi. Oha. Evet, daha az yıkanması gerekeceği için. Daha, yani efficiency için. Anladın? Verimlilik artsın diye. Daha yani daha az kokarım, dolayısıyla daha az yıkanmam gerekir diye vegan olmuş. Abi yok artık ya. Aynen. Ne boş insanlar. Harbiden ya. Ya tamam, tişört siyah, kot mavi, 30'ar tane alıyorsun. Yeter la. Artık duşta al yani. 3 dakikaya. Peki. Kafana su tutacaksın ya. Ben hiç sinirlendim. Kesinlikle, ha kesinlik tabii, hiçbir şey de yoktu. Bilemeyeceğiniz bir soru. Hangi ünlü şarkıcı? Hangi okul... kitaptan öğrendin bu cümleyi? Hangi ünlü şarkıcı? Kitap okumuyorum ben hala. Evet, okul işte döneminde ailesi şaşırmıştı. Okul... Ya bir soru mu sorayım? Bir saniye ama öyle hemen. O kuru kuruya. Tamam, hangi sorayım. Ünlü şarkıcı okul döneminde okul korosundan atılmıştır? Ve sınıf arkadaşları onun sesini keçiye benzetmiştir. Oh. Şıklar geliyor. A. Shakira, B. Sia, C. Rihanna, D. Britney Spears.
hali hazırda Rihanna'ya laf edebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum dünyada. Onu bir geçtik. Şimdi ben sesi kimin keçiye benziyor onu düşünüyorum. Aynen. Rihanna'nın ya Shakira'nın çocukluğu kalın. Ya da Britney Spears'in çocukluğu bak, sanki benzeyebilir ya. Bence ama bana Shakira olur gibi geldi. Çünkü onun sesi böyle hafiften de ince. Ya şarkılarında var ya böyle. Bazı şarkıları. Lelo lelo lelo. Keçi meyliyor mu bu arada? Çok yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Keçi meyliyor mu ya? Koyun meyliyor da. Keçi ne yapıyor? Daha ince meyliyor. Okey. Tamam o zaman Shakira'dır ya. Seninki... Aynen benzedi meyliyor bence. Evet. Ben bana da çok Shakira gibi geldi bu arada ya. Sen nedense biliyormuşum gibi müthiş. Çünkü Shakira'nın sesi ince ya. Çok severim. Shakira diyorum. Shakira deyince dili dama ağzı aynen kaydı böyle dünyası şaştı. Diğer seçenekleri unuttum. O yüzden mecbur Shakira diyor şu an. Son kararınız bilmiyorum. Ömer bana Shakira'ya yöneleyim diye tuzak olarak da koymuş olabilir. Bir dakika son kararım değil abi. Çünkü çok mutlu söyledin bunu. Kesin tufaya düştük. Ben Britney Spears olarak değiştiriyorum cevabı. Peki. Ben zaten şöyle düşünüyorum bu arada. Cevap Shakira değil bence ama Shakira diyorum. Ömer benim o tufaya düşeceğimi düşünüyordu ve bildi. Shakira diyorum. Arkadaş ya. Evet cevap Shakira arkadaşlar. Ola arkadaş ya. Ters kolpa yedim ya. Ters kolpalandım ya. Güzel birinizi düşürdüm en azından. Hayatta poker oynayamazmışım. Bir şey diyeceğim. Asla bilemeyeceğiniz ne diyordu ya bu başta? Yani evet. Ben düştüm yani. Tuzak tersten işe yaradı Recep. Ben bunun tuzak olacağını düşünüp ona hiç gitmezsin diye düşündüm. Yani... Ya yok ama yani Shakira'nın sesi şey ya ince. Mesela Rihanna ve Beyoncé demiştin değil mi? O ikisi de keçi denmesi imkanı yok ya böyle. Sia, Rihanna, Britney Spears. Ha Rihanna demiştin. Sia'nın da bu arada diye. Uçağın sesi geldi. Bütün camlar kapalı oldu halde geldi. Üzgünüm sevgili dinleyiciler. Yapacak hiçbir şey yok. Bu yaz sıcaklarında ki hala sıcak akşamları yine de cam kapatıyorum ama uçak sesini durduramıyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bununla birlikte tamam. Bölümü sonuna geldik sonlandı. Sanki. Aynen geldik. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyoruz bu haftalık. Bu kadar diyoruz. Ben de meyvemi yemeye geri dönebilirim. Zaten yedim bitirdim olsun. Bölüm boyunca bitirdi mikrofon kapattı. Bölüm boyunca ya. Mikrofon kapattı. Meyve yiyordum araya podcast soktunuz ya Allah Allah. Ama öyle oldu ha. Geçen hafta da yazdılar. Hep yazıyorlar Curious Cat'ten. Bu çocuk diyorlar. Hep o diyorlar aksatıyor diyorlar. Valla mı? Seni savunuyorum ya? Orada. Kim o anonim? Ne bileyim oğlum Curious Cat'i anonim olma üzere kurmuyorum. Ne bileyim kim diyor ya. Son sorman gereken soru. Ne bileyim sen bir o öyle. Kim ya? Ya Ömer sen mi soruyorsun lan ya da? Hep Recep bozuyor diyorlar vallahi ben bilmem. Ne yapalım? Şimdi biz de astrolisiz böyle nazlarımız var. Ben de savundum zaten seni. Akrabası çok yazdım. Nasıl bir savunma diyor. Ne yapayım oğlum? Şey ne ama diyeyim? Kürt değil diye ekleseydin. Podcast'ı dinleyenler soruyordu oğlum kült olmadığını bir kült. Kült bir esin olmadığını biliyorlardı. Tamam uzatma beni lütfen de bu hafta. Tamam. Tamam. O zaman telametle. Söyleyemedim. O zaman konuşamıyorum lan. Bir durun. Bir dakika dur. Bunu dinleyenin herkesin yok tamam. Gerçekten Allah razı olsun bu kadar dinlediyseniz gerçekten. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Bay bay.